Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün günlerden pazar. Ancak siz benim videomu çarşamba günü 19.30'da izleyeceksiniz. Bundan sonra düzenli olarak her çarşamba YouTube kanalıma videolarımı yükleyeceğim. En son bahsettiğimiz konu neydi bakalım? Biraz onları bilgileri tazeleyelim. En son sizlere şampuanı anlatmıştım. Şampuanı anlatırken videonun sonunda size bir ipucu vermiştim. O da evden eve nakliyattı aslında. Bundan yaklaşık bir 5 yıl önce memleketteyken yine web sitem üzerinden birisi benimle iletişime geçti. Evden eve nakliyatla alakalı bilgi edinmek istediğini, Google'da nasıl üst sıralarda çıkabileceğini ve aynı şekilde Google reklamlarında nasıl hani iyi bir sonuç elde edeceğini bana sormuştu. İletişim müdürüyle kendisiyle haberleştik. Bu görüşmeden sonra tabii yine diğer müşteride olduğu gibi uzun uzun bir muhabbetimiz oldu. Kendisi de aynen şu şekilde daha önceden başka biriyle çalıştıklarını ve çalışmış olduğu kişinin bu işi çok iyi yaptığını, hatta çok ciddi de gelirler elde ettiğini söyledi ve oluşan bu gelirlerden sonra da bir ev aldığını falan söylemişti. Ben de şöyle düşündüm, üçte ikisi yalan olsa yine de bir şeyler çıkar diye düşündüm ve bu beyefendiyle uzun uzun görüştüm. İstanbul'a geldiğimde de tekrardan haberleşiriz dedim. Ama hiç yüz yüze görüşmedik. Telefon ile iletişimimizi sağladık. Ya da işte online olarak iletişimimizi sağladık. Bu beyefendi benden hep işin üç kağıdı ile ilgili bilgiler almaya çalışıyordu. Ben yani bir üç kağıdının olup olmadığını bilmediğimi söyledim. Yani belki tüyolar olabilir ama herhangi bir üç kağıt bilmiyorum dedim. Ya şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız diye benden bir şekilde bilgiler almaya çalışıyordu. Ve hep böyle çalışacağız falan diyordu. Ve böyle konuşuyorduk. Aradan atıyorum bir hafta geçiyordu, sonra arıyordu beni. Ya şöyle yapsak, böyle yapsak bilmem ne falan tekrardan konuşuyordu. Aradan 6 ay geçiyordu, bir daha arıyordu beni. Ben de her seferinde açıyordum. Ha, şimdi olsa hayatta açmam mesela. Aradan atıyorum işte bir yıl geçiyor, tekrardan arıyor. Ya şöyle şöyle yapsak, böyle böyle yapsak. Bak diğer adam çok iyi çalışıyordu, şöyle yapıyordu falan diyordu. Muhtemelen benim gibi birkaç kişiyle daha iletişime geçiyordu ve belki de beni değil de başkasını tercih ediyordu. Benden de bilgi anlamında ne koparırsa kârdır mantığıyla düşünüyordu. Hatta bir keresinde ya sana şöyle bir deneme yapalım, deneme yoluyla bir işte ödeme yapayım ve bunu test edelim demişti. Daha sonra test için göndereceğim dediğim meblağı da göndermedi zaten. Yine aradan bir yıl geçti. Bu sefer de dedi ki ya dedi biz seninle çalışalım falan dedi. Şöyle yapalım dedi. Sen bir hani evden eve nakliyat gibi bir firma adı kur. Sana gelen, seni arayanları bana yönlendir ve bunun üzerinden komisyon al dedi. Ben baktım, ilk de böyle aklıma yattı gibi. Sonradan da dedim ki ya aslında bu olmasa da olur dedim. Çok da önemli değil. Bir yerden sonra da biz de şunu farkına varıyoruz ki bu adamla bir iş yapılmaz. Yapılmayacağı için zaten de sürekli görüşmenin bir anlamı da yok. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında insanlarla görüştüğümüzde ilk 5-10 dakika içerisinde bu adamla iş yapıp yapmayacağımızı öncesinden kolaylıkla anlayabiliriz. Ben mesela bu nakliyatçı ile birlikte bugün görüşsem bir 10 dakika konuştuktan sonra bu adamla iş yapılır mı, yapılmaz mı, niyeti ne vesaire, bunun benzer bilgilerin hepsini anlayıp o anda ilişiğimi keserdim mesela. Bu arada evden eve nakliyatla ilgili bilgi vereyim. Evden eve nakliyatta inanılmaz bir rekabet var. Hani beklenmedik bir rekabet var. Bu tabii yeni bir şey değil. Uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri oluşan bir rekabet. Yani yaklaşık bir 10 yıl önce de evden eve nakliyatla ilgili SEO çalışmaları yapılıyordu. Yine aynı şekilde Google AdWords üzerinden de reklamlar veriliyordu. Google AdWords reklamlarında mesela anahtar, evden eve nakliyat anahtar kelimesi oldukça pahalı. Google AdWords'un algoritması da şu şekilde çalışıyor. Borsa mantığında en çok tercih edilen kelime en pahalı kelime oluyor. Bu evden eve nakliyat sektöründe de şöyle bir mevzu var. Evden eve nakliyatçılar birçok yerdeki ulaşımı kendileri sağlayamasa bile kendi aralarında bir network'ü var. Yani ben bugün İstanbul'dan Trabzon'a bir şey göndermek istediğimde X kişisini arayıp bunu gönderir misin dediğimde hallederiz falan deyip hemen arayıp kendi götürecek olmasa bile komisyon karşılığında işini görebiliyor. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, dış çekimler nasıl oluyor? Beğendiniz mi? Bugün Beylerbeyi sahilindeydik. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Farklı yer önerileriniz varsa onları da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.